16 parçacıklar bilinmiyordu. Fakat Kur'an-ı Kerim evrenimizi oluşturan bu temel parçacıkların isimlerine ve ağırlıklarına işaret ederek inanılmaz bir mucize daha sergilemiştir. Nötron ve proton kelimeleri Türkçe, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde hemen hemen aynı şekilde yazılıp okunmaktadır. Nötron kelimesini oluşturan harfler tüm Kur'an-ı Kerim'de baştan sona sadece iki ayette geçiyor. Bunlardan birisi 18-39 nolu ayettir. Nötron kütlesi 1839'dur. Gördüğünüz gibi hem nötron ismini hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. Diğer binlerce ayette bu harfler yan yana gelmiyor. Fakat tam 18-39 ayetinde nötron kelimesi ortaya çıkıyor. O nedenle rastlantı olduğunu söyleyemeyiz. Aynı durum proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler Kur'an-ı Kerim'de daha fazla sayıda geçiyor. Nötrona oranla. 18-37 nolu ayette proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa ters biçimde yan yana geliyor. Proton kütlesi ise 1836-1837 arasındadır. Yani 1837 diyebiliriz. Dolayısıyla ayetin numarası 18-37 protonun ağırlığı olan 18-37'ye işaret ediyor. Yani nötronda olduğu gibi protonda da ayet numarasıyla ağırlık aynıdır. 1837'dir. Atomları, zerreleri oluşturan bu parçacıkların yazılı olduğuna zaten aşağıdaki ayette işaret etmektedir. Rabbinden ne yerde ne de gökte zerre kadar ondan ne küçük ne de büyük hiçbir şey gizli kalmaz. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Yunus suresi 61. ayet. Arapçada P harfi yoktur. Bu sese denk olarak B harfi kullanılmaktadır. 1400 yıl önce yaşamış, okuma ve yazma bilmeyen bir insan bu mucizeyi nasıl haber verebilir?